Merhaba, Roma'dayız ve Trajan sütununu inceleyeceğiz. Trajan sütunu Foro Imperiale'de yer alan Trajan Forumunda bulunmakta. Trajan aslında bir Roma İmparatorunun ismi. Bazı kaynaklarda Traianus olarak da görebilirsiniz. Şu an gördüğümüz Trajan Forumunun bir kısmı. Ortaçağ duvarları tam ortasından geçtiği için maalesef meydanın tamamını göremiyoruz. Burada 1990'larda yeni ve modern arkeoloji yöntemleriyle kazılar yapıldı ve bu yerleşim biriminin nasıl geliştiğini daha iyi anlayabilmemizi sağlamak için duvarlar burada kesilerek sonlandırıldı. Orta Çağ'dan günümüze kadar ulaşan kalıntılar da korunmaya değecek kadar önemli. Trajan Forumunda kalanlara baktığımızda bir sütuna ait olduğu bariz olan büyük mermer parçalar görüyoruz ve biraz daha yürüdüğümüzde orijinal zeminin bir kısmını da görebiliyoruz. Bu kalıntılar daha iyi koşullarda korunmalarını sağlamak üzere bir müzeye götürülebilirdi. Burada bırakılmış olmalarının tek sebebi var. O da bu mekanların aslında ne kadar şarşaalı, görkemli dekore edildiklerini hissetmemizi sağlamak. Sadece zemin döşemesine baktığımızda dahi kullanılan malzemenin oldukça pahalı olduğunu görebilirsiniz. Kırmızı ve yeşil renkli mermerler kullanılmış. Sütunlarda da yeşil, kırmızı ve sarı renkli mermerler var. Yani sütunlar bile tamamen beyaz mermer değil, çoğunlukla renkliydi. Renkli olmaları zenginliği ve gösterişi yansıtıyordu. İmparatorluğun çok farklı bölgelerinden temin edilebilen değişik renklerdeki bu mermerleri Roma'ya getirtebilmek için önde gelen bir Romalı olmanız gerekirdi. Şimdi Trajan sütununa geri dönelim. 22 farklı katman var. Bunlar plaka değil, zira dönüyor. Bir spiral gibi de düşünebilirsiniz. Ve Trajanların Datçalılarla yaptığı iki önemli savaşı. Belki savaş yerine seferberlik demek daha doğru olabilir. Bunları kronolojik sırasıyla aktarıyor. Buradan görmek biraz zor olabilir ancak sütunun en tepesinde savaşın başlangıcından başlıyor ve adak töreniyle sona eriyor. Sahnelere detaylıca bakalım. Bazı sahnelerde kamp kuruyor veya köprü yapıyorlar gibi görünüyor. Korunma duvarlarını inşa ediyorlar. O devirleri gözünüzün önüne getirin. Eğer ordunuzla bir yere harekat yapacaksanız, o bölgeyi elinizde tutmanızı sağlayacak altyapıyı da kurmanız gerekir. Biliyoruz ki bu dönemde ordu aynı zamanda inşaat sürecinde de görev alıyor. O bölgede kurulacak yeni şehrin nüvesini oluşturuyor.'' sırtı bize dönük olan bu asker, inşaatta çalışan bu adam figürü aslında bu seferberliğin başladığı yer olan Tuna Nehri'nin bir görüntüsü. Evet Almanya'daki Tuna Nehri. Daha doğrusu Avusturya, Almanya ve Orta Avrupa'dan geçen Tuna Nehri. Buradaki Tuna Nehri'nin bir kişiymiş gibi canlandırılması mı yani? Cevabımız evet. Bütün nehirler sakallı ve yarı giyinik erkekler olarak canlandırılmış ve hangi nehir olduklarını belirtmek üzere semboller eklenmiş. Örneğin bir diğeri Nil Nehri, dişi kurt ve ikizlerle simgelenen Tiber Nehri. Burada üst kısımda bir dizi gemi ve asker görüyoruz. Bu çok ünlü bir tasvir. Şamlı Apollodorus'un Tuna Nehri'ni geçebilmek için nehrin üstüne gemilerden oluşan bir köprü kurduğunu biliyoruz. Bu sahnede işte tam da bu olay aktarılıyor. Biraz da alt kısma bakalım. Alt kısımda da çalıların kullandığı silahlar resmedilmiş. Datça neresi diye soracak olursanız söyleyeyim. Antik Roma İmparatorluğu'nun bir bölgesi. Günümüzde Romanya topraklarında kalıyor. Burada yenilmiş insanlar bitimlenmemiş. İşin aslı yenik silahlar görülüyor. Burada düşmanın yiğit olduğu imgesi de var ki bu da çok doğal. Zira eğer hasmınız kuvvetli değilse, zayıf bir düşmanınız varsa sizin kudretiniz de çok etkileyici bulunmaz. Sütünün taban kısmında meşe deseni yer alıyor. Bu bir zafer tacı. Bu sütunun o günkü imkanlarla nasıl yapılmış olabileceğini anlamak için hala uğraşıyorum. Bunlar oyularak şekillendirilmiş mermer bloklar ve içinde de bir şey var. İçinde yürüyebilirsiniz. Merdiven var. Küçük pencereleri de görebilirsiniz. Üst tarafa çıkabilirsiniz. Tuna nehrinin kişi olarak betimlendiği yere bakın. Tam ense bölgesinde iki mermer bloğun birleşim izini göreceksiniz. Böylece büyüklüğünü, boyutunu düşünebilirsiniz. 22 katman var. Her bir katman 1 metreye yakın ve taban alanı son derece büyük. Parçaları teker teker şekillendirip oyup daha sonra bir araya getirmiş olabilirler mi? Evet, bence tam olarak böyle yaptılar. Boyanmış mıydı? Çeşitli renklerle boyanmıştı ve boyanmış olması muhtemelen rölyefin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. İmparatorluğa ilişkin bir kutlama var. Romalılara uygarlığı getiren büyük imparatorluğun kutlanması. Romalıların dehası, mühendislikteki üstün yetenekleri, disiplinleri, inşa etme kabiliyetleri kutsanıyor. Ve bunlar Roma halkının savaştan sonra da devam edecek olan özellikleri. Bu özelliklerin burada coşkuyla kutlanması aslında çok doğru. Çünkü kültürlerini ve şehirlerini yücelten değerler bunlar. Burada sadece tek bir zaferin değil, tüm Trajan döneminin kutlandığını görüyoruz. Trajan dönemi kutlanmaya değecek etkileri uzun süren bir dönemdi. Forumda günümüze kadar ulaşabildi, hala ayakta. Bu sütunla İmparator Trajan'ın sadece bir alandaki başarısının değil, tüm hükümranlık sürecinin anıtlaştırılması hedeflenmiş.